Türk Borçlar Kanunumuzun 129. maddesi şu şekildedir. 3. kişi yararına sözleşme. Madde 129, kendi adına sözleşme yapan kişi, sözleşmeye 3. kişi yararına bir edim yükümlülüğü koydurmuşsa, edimin 3. kişiye ifa edilmesini isteyebilir. 3. kişi veya 3. kişiye halef olanlar da, tarafların amacına veya örf ve adete uygun düştüğü takdirde edimin ifasını isteyebilirler. Bu durumda, 3. kişi veya ona halef olanlar bu hakkı kullanmak istediklerini borçluya bildirdikten sonra, alacaklı borçluyu ibra edemeyeceği gibi, borcun nitelik ve kapsamını da değiştiremez. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 129. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 111. maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 128. maddesinde, 3. kişi yararına sözleşme düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 111. maddesinin kenar başlığında kullanılan, 100. başkası lehine şart, 1. umumiyet itibariyle, şeklindeki ibareler, tasarıda, 100. 3. kişi yararına sözleşme, 1. genel olarak, şeklinde değiştirilmiştir. 3 fıkradan oluşan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 111. maddesi, tasarıda 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 111. maddesinin 1. fıkrasında kullanılan, 3. şahıs lehine bir borç şart etmiş ise, şeklindeki ibare, tasarıda, 3. kişi yararına bir edim yükümlülüğü koydurmuşsa, şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 111. maddesinin son fıkrasında kullanılan, alacaklının borçluyu ibraya hakkı kalmaz. Şeklindeki ibare, alacaklı borçluyu ibra edemeyeceği gibi, borcun nitelik ve kapsamını da değiştiremez. Şeklinde yazılmıştır. Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve arılaştırma dışında, 818 sayılı Borçlar Kanunu'na göre bir hüküm değişikliği yoktur.